Barakuda Game Club'tan herkese merhaba, ben Great Wolf ve bu videoda geçen pazar günü yani 5 Mart günü oynamış olduğumuz senaryonun ikinci bölümünü hep birlikte izleyeceğiz. Hatırlarsanız ilk bölümümüzde senaryo gereği mahkumları kurtarmak için nasıl plan yaptığımız ve binaya girişimiz vardı. Tam binaya girdiğimiz anda birinci bölüm bitmiştik. Kuzey Yıldızı'nın büyük katkılarıyla binaya ulaşmıştık. Ve şu anda da görmüş olduğunuz gibi binaya girdik. El çapını aldık ve biz Barakuda ekibi olarak binanın arka güvenliğini üstlenmiş durumdayız şu anda. El çapıyı çıkartacak Kuzey Yıldızı, ön saha güvenliğini onlar alacak ve şu anda da binanın arka güvenliği yani olası bir arkamızdan gelen polis birimi tehdidine karşı, safe zone'a yakın doğuyordu onlar biliyorsunuz, polis birliğine karşı binada biz konuşlanmış durumdayız. El Çapo ile birlikte daha sonrasında çıkacağız. Geldik. Çapo burada da. Çapoyu çıkarmaya çalışıyoruz. Gel abi gösterme, oradan girerler. Binada bekliyoruz. El Çapo hazırlanıyor çantasıyla. İçinde kendi ekipmanları var. İşte oyuncağı ve şarjörleri, gerekli ekipmanları, telsizleri. Hepsi çantanın içinde. Sadece kurumayalım, belli etmeyin burada olduğunu. Kaçış koordinatları da çantanın içinde. İşte şu an hazırlanıyor, eldivenlerini giyiyor. Ve Kuzey Yıldızı takım kaptanı yanında onunla ilgileniyor şu anda. Var mı? Bende var mı? Hadi koruma aldın, saldırı yersen kötü olacak. Bence de hadi. Barakuda da binanın güvenliğini şu an gayet güzel bir biçimde almış durumda. Çıkıyoruz! Ve El Çapo şu an binadan çıktı güvenli bir şekilde Kuzey Yıldızı eskortluğunda ve bize de çıkabilirsiniz komutu geldi ve biz de yavaş yavaş kontrollü bir şekilde binayı terk ediyoruz şu anda. Barakuda tek tek çık arkaya bakarak. Burada polis birlikleri o kadar yakınımızda ki yani. Tek tek çık. Bilenler için söylüyorum. Binanın hemen bir 50-60 metre ilerisinde bir safe zone, bir canlanma noktası, yani oyun alanının başlangıç noktasında başlıyorlar polisler. Biz binaya saldırdıktan 10 dakika sonra aktif olacaklardı ve 10 dakika çoktan geçti zaten. Şu anda da birazdan, şu anda değil, hemen terk ediyoruz alanı çünkü arkamızda görüntü aldık fakat menzil dışındayız. Önümüzde de bir haritada, ilk videoda göstermiş olduğum haritada da önümüzde de bir koş arkana bakma, polis birliği var, bir 11 kişilik birlik de orada var. 11 kişilik birlikte arkamızda 5 kişilik gardiyan birliği de arkamızdaki gruba katıldı ve 16 kişilik arkadan, 11 kişilik de ön çaprazdan bir saldırıya uğradık ve temas var. Çık arkada bak. Uğursal başkanımız Uğur Tilov'un kamerasından görüntüleri izliyoruz. Kendisi en arkadaki korumayı aldı, yani kafilenin en arkasında Zarina ile birlikte, Mert ile birlikte bize eşlik ediyor. Burada da El Çapo'yu ulaştırmamız gereken noktaya doğru intikal ediyor ederken ki videomuz, şu anki videoda şu an açıklık alandan, işte Airsoft böyle bir oyun gerçekten, taktiksel bir oyun, yani bir paintball gibi değil. Küçük alanda hemen çatışma değil de daha çok simülasyon tarzı, yani o gerçekçiliği iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Gerek telsizler olsun, gerek ekipmanlar, konuşmalar olsun. Ve şu anda da Hakim Tepe'ye doğru ilerliyoruz. Çok az bir noktada kaldı. Buradaki, oradaki değil, buradaki.
Ben de onu sordum, buradakiymiş. Burada zaten hakim ya, burada biri gelirse görürüz. Bu videoluk da bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Airsoft hakkında ve Barracuda Game Club hakkında merak ettiğiniz her şeyi Facebook'taki Barracuda sayfamızdan ya da Instagram'daki Barracuda Game Club isimli sayfamızdan mesaj atarak bizlere ulaşabilirsiniz. Kapımız herkese açık ve başvurularınızı bekliyorum.